Evet gençler, yeni videodan hepinize selam. Bugün aslında hiç video çekecek bir enerjim yok. Hava yağışlı, kapalı, sıkıcı ve emeğine küsüz. O yüzden hiç video çekesim yoktu bugün. Ama dedim ki hayır sevim, kalk ve videona başla. Öncelikle şurada aldığım, imden aldığım şeyler var. Söylemiştim ya, 4 Aralık demiştim ama ben size yanlış söylemişim. Aslında bugün 4 Aralık, dün 3 Aralık'ta aldım ben bunları. Hatta bugün gitsem belki de kalmayacaktı. Bazıları yoktu. Öyle söyleyeyim. Şimdi size bunları göstereceğim. Gurbetçi alışverişi. Bunlara ben eşya dolduracağım giderken Almanya'ya. O yüzden aldım. Bazılarını açtım baktım. Şöyle mesela çanta şeklinde ayakkabı burcu var. Yandan fermuarlı. Bundan 3 tane aldım. Yeterli olur bilmiyorum. Olmazsa artık Trendyol'dan sipariş vereceğim. İçinde de bu şekilde bölmeleri var yine. 3 tane. Yine bir tane daha. Sonra bu farklı bir şey. Şöyle bir burç. Büyük yine. Bunun içine de yastık, işte yorgan veya böyle yastık kılıfı, nevresim kılıfları falan filan. O tarz şeyler koyarım diye düşündüm. Bunlar tabii zaten arabanın içine yüklenecek ama hani bize çok parça parça olmasın da hepsi bir arada olsun istediğim için böyle şeyler almak istedim. Yine aynısından ama farklı rengini bulabildim. Aynı renkten başka yoktu. Bitirmişlerdi gittiğimde. Ve yine aynı renkten. Bunun rengi biraz daha çizgileri camel rengi gibi. 75'e 40'a 40'muş. Sonra bu şekilde şurada açılmış halini gördüğünüz raf düzenleyici diye geçiyor ama ben yine bunların için hani böyle yaz dizilerinde ajansta işten kovulan kız bunun içine eşyalarını doldurur ya, masadaki eşyalarını. Ben de onun gibi bunun içine böyle masadaki eşyalarımı dolduracağım. Makyaj malzemelerimi vesaire, bakım ürünlerimi. Yine aynı şekilde 2 tane aldım bundan da. Bunları da böyle biraz daha tahta gibi ya, o şekilde kullanırım diye düşündüm. Daha çok kırılacak eşyaları koyabilirim. Bunlarda öyle bir şey yok. Bunlar bildiğiniz bez, çanta gibi. Bugün aslında benim çok güzel planlarım vardı arkadaşlar. Ama dediğim gibi Emre ile küstük sonuç olarak. Bu videoda bilmiyorum barışır mıyız barışmaz mıyız. Emre'ye bağlı. Bana bağlı değil asla. Bir de yine dün Schaefer markanın kahve makinesini, keyfi kahve ve blender setini aldım. Onlar mutfakta. Dün çıkarttım hatta bakmak için. Size bir de onları göstereceğim. Sonra akşam hatta kahve makinesinde birlikte kahve yaparız. İki özelliği var. Bir közde kahve yapıyor, bir de normal kahve yapıyor. Diğeri biraz daha ağır ateşte pişiyormuş. Diğeri normal bir şekilde pişiyor. Blender setini de beğendim. 1, 2, 3, 4 parça falan sanırım başta. Püre yapmak için, doğramak için, bir de karıştırmak için çırpıcısı var. 3 parça. Bir de 2 tane haznesi var. Bir uzun, bir de normal böyle yuvarlak hazneli. Neyse göstereceğim zaten. Boşu boşuna anlatıyorum burada. Türk kahvesi için böyle bir şey aldık arkadaşlar. Şu haznesinin şöyle olmasını özellikle istiyorum. Çünkü şu an Arçelik'in bir modelini kullanıyoruz. Ve altı komple böyle burada piştiği için değişik, onu göstereceğim şimdi. Kahvenin birazcık tadını yakıyor. Bakın burada sağ sol kullanım için de uygun ağız yapmışlar. İşte şu közde kahve, şu da normal kahve yapmak içinmiş. Şurada da ışığı yanıyor. Ben gayet beğendim. Rengi vesaire her şeyi çok güzel. Ve dün bir kere pişirdik, denedik Emre'yle. Gayet tadı da güzeldi. Bir de böyle ölçü kaşığı çıkıyor içinden. Kutusu da şu. Burada zaten detayları da yazıyor. Bakın şu an kullandığımız bu. Altı bu şekilde. Yani tam orada böyle pişiriyor. O yüzden de kahvenin böyle dibi birazcık yanık oluyor. O da böyle kahvenin lezzetini değiştiriyor açıkçası. Blender setini de göstereyim. Bu da bu şekilde. Sadece şöyle kırmızı detayı var. Burada, şurada ve şurada. Başka bir yerinde yok. Normal siyah. Biraz parlaklık açalım. Heh, şu şekilde daha iyi görebilirsiniz. Bu ana parçası. Motor kısmı. Bu da işte püre yapmak için, ne bileyim çorba vesaire yapmak için parçalayıcı olan ucu. Bu da mikser kısmı, işte kek vesaire çırpıcı kısmı. Biliyorsunuz zaten. Bir de böyle doğrayıcı kısmı var. İçi bıçaklı. Bunu denemedim. Sadece normal fişe takıp işte şu çalışıyor mu falan diye baktım. Şuna baktım. Öyle denedim sadece. Bu da blender setimiz. O da bu şekilde. Yine Alman markasından şaşmadık arkadaşlar. Orada da en azından bir sıkıntı olursa belki satış sonrası hizmette bir sorun yaşamayız diye düşündüm. Schaefer marka iyi bir marka bence. Çünkü böyle birkaç marka ben araştırdım. Aklımda birkaç marka vardı. Ama özellikle bunu almak istedim. Trendyol'dan size de linkini bırakacağım aşağıya. Eğer aklında blender almak veya kahve makinesi almak varsa birinizin, bakabilirsiniz oradan. Dediğim gibi hem uygun fiyatlı hem de
Fiyat performans ürünü bence gayet güzel bir ürün. Bunların da dediğim gibi linkini aşağıdan bulabilirsiniz. Bu arada bana geçenlerde kapanış kısmında saçım topluyken gözlük taktığımda, edit yaparken takıyorum çünkü sürekli, gözlüğü çok yakıştırdığınız için takayım dedim. Aslında bilgisayarda bir işim yok. Ama bu gözlük biraz şey, mesela şu an hava karanlık ya, böyle birazcık sıcaklık katıyor etrafa, böyle daha sarımtırak gösteriyor. Zaten mavi ışık kırıcı gözlük diye geçiyor. Birkaç kişi linkini de istemişti. Bunu da size linkini bırakayım ben. Bu böyle televizyona, telefona, bilgisayara çok baktığınız zamanlarda gözünüzü dinlendirmek için kullanılan, ekrandan gelen mavi ışıkları kıran, yani zararlı ışıkları kıran ve gözünüzü rahatsız etmemesini sağlayan bir gözlük. Ben aldığımdan beri çok memnunum. Fiyatı da bence gayet uygun verdiği işleve göre. Bunu da dediğim gibi linkini bırakıyorum. Hem de çok da tarz duruyor bence. Siz de beğenmiştiniz. Ben de takayım dedim. Evet, şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle bir makine temizleyici almıştım ben yine. A101'di sanırım. Bunu direkt çamaşır makinesinin içine atıyorsunuz. Üstünde yazan kötü kokuları yok eder, kir ve deterjan artını temizler, daha hijyenik çamaşır sağlar, makinenizin performansını arttırır diyor. Bence yapmam gerekiyordu artık. Çok fazla makine çalıştırıyorum zaten. Şimdi nasıl yapacağımıza bakalım. Çünkü ilk defa yapacağım hayatımda. Okey, deterjan kısmına döküp önce biraz döküp silin diyor. Sonrasında da diyor bütün sıvıyı boşaltın diyor. Hadi yapalım. Üstünde yazdığı gibi birazcık döktüm, sildim. Şimdi tamamını boşaltıyorum. Ve 60 derecede makineyi boş olarak çalıştırın diyor. Hadi bakalım. Çamaşır makinem temizlenir iken şey yapalım. Yemek. Yemek çok verimli bir şeydir. Yapmayı da severim, yemeği de severim. Bugünkü menümüzde tarhana çorbası var. Hem de organiğinden Salihli tarhanası. Ve patates kızartması yapacağım. Yine bir aperatif tarzı bir şey yapacağım. Çünkü evde bir şey kalmadı arkadaşlar. Markete gitmemiz lazım. Ya nohut falan var. Onu akşamdan ıslatmam lazımdı. Kuru fasulye var ama düdüklü tencere çalıştırmak benim için birazcık problem. Ciddi anlamda fobim var arkadaşlar. Düdüklü tencere fobim var. Otomatikler falan var. O tarz bir şey alacağım. Eski tip olan şeyleri, düdüklü tencereleri hiç kullanamıyorum. Bu havası falan boş oluyor, bir şeyler oluyor ya. Hiç benlik değil. Bir de aklıma geldi. Yeşil mercimek yemeği yapabiliriz. Çok faydalıdır. Çok da severim. Gözlüğü çıkardım arkadaşlar. Çünkü yemek yaparken ne alaka. Şu ışık netleşti. Mercimeğimi koyuyorum. Önce haşlanacak çünkü. Şöyle 1,5 bardak falan. Bunu internetten bakmıştım daha önce. Üstüne de 4 su bardağı su koyuyorum. Bardakla suyu koyarken sayıyorum ya. Böyle unutuyormuşum gibi geliyor. Aklıma şu şey geliyor ya. Masumlar apartmandaki sopiyetlerimi soyayım. Böyle elma dilimi pastam var. Kalın kalın. Sever misiniz? Anne patatesi. Resmen saat daha böyle 2:30-3. Ama sanki akşam 8 gibi hava. Hiç sevmem ben kapalı hava ya. Takipçilerim de yazıyor. Sevzen Almanya havasında ne yapacaksın? İşte oralar hep kapalı. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Alışacağız. Biz burada şimdi güneşli günlere alışkın olduğumuz için yağmurlu havalar bize biraz enerjimizi alıyor böyle. Ben geçiriyorum. Mercimek kabarmaya başladı. Şimdi ben patatesi elimde doğramayı daha çok seviyorum, yani şekillendirmeyi daha çok seviyorum. O yüzden direkt böyle elimde yapacağım. Şöyle yarım elma dilimi. Evet. Birazcık zeytinyağı koydum başka bir tencereye. Bir de rendelenmiş domatesim vardı. Ondan birazcık ekliyorum. Tarhana çorbası için bu arada. Patateslerim hazır. Şöyle. Biber kızartacağım bir de üstüne. Onun yine üstüne de yoğurtlu sos yaparım. Yaşam çok sever sarımsaklı yoğurtlu kızartmayı. Ben içine bir tablet de bulyon koyuyorum gençler. Tarhana çorbasına çok güzel oluyor. Evet, tarhana çorbam burada. Çok güzel kokmaya başladı bile. Şifa resmen arkadaşlar. Kışın şifa bu. Mercimeğim de kaynadı. Şimdi bunun soğanını, salçasını kavurup mercimeğe koyayım. O da önce olacak. Şimdi size hayatımı kolaylaştıran ve dünyanın en pratik aletiyle tanıştıracağım. İpli el blenderı. Gerçekten muhteşem bir şey arkadaşlar. Ben bunu aldığımdan beri çoğu şeyi elimde yapmıyorum. Mesela domatesi rendelemem gerekiyorsa o an taze domates yapmıyorum. Soğanı zaten hiç elimde doğramıyorum artık uzun zamandır.
Ve gözlerimi aşırı derecede de yakıyor yani. Ben soğan doğramayı da pek sevmem. Askere gitsem kesin dayak yerdim. Öyle sevmem yani. Şimdi bak, böyle soğanın dışını alıyorum. Ve önce şöyle ikiye, sonra da dörde bölüyorum. Bakın arkadaşlar, şu an içinde. Şimdi ipi çekiyorum. Yani ne kadar kalın doğramak istediğiniz size kalmış. Bakın. Bu şekilde. Şu an bu hazır. Çok pratik. Bunun linkini ekliyorum arkadaşlar. Mutlaka bakın. Yani çeyiz almak isteyen falan varsa bundan mutlaka çeyizine eklesin. Farklı markalarım var işte. Önemli olan işlevi. Biz bunu Şok Market'ten falan almıştık sanırım ama aynısı var Trendyol'da. En uygun fiyatlısı olabilir. Linkini ekliyorum. Dediğim gibi bakabilirsiniz. Evet gençler, şimdi soğanımla salçamı kavuruyorum. Bir tane soğanı doğradım zaten, gördünüz. Üstüne de salça ekledim. 1,5 yemek kaşığı falan. Ben suyunu biraz daha kırmızı seviyorum çünkü. Şimdi biraz da onu kavuruyorum. Sonra üstüne mercimeği ekleyeceğim. Üstüne de böyle bir 6-7 bardak su ekleyeceğim. Bize 2 gün yeter bu yemek. Yarın da yeriz bunu. Yanına olmalı pilav gibi bir şey yaparım. Pirinç pilavı veya bulgur pilavı. Bir yandan tavaya yağ koyup kızartmaya da başlayacağım. Bunlar tamam. Mercimeğimi ekliyorum. Özellikle arkadaşlar vejeteryanlara öneriyorum bu yemeği. Annem o yüzden çok yiyor. Annem vejeteryan. Annem sadece balık yiyor. Yani yarı vejeteryan da diyebiliriz anneme. Kırmızı et ve tavuk tüketmiyor. Ve doktor söylemişti anneme de. Yeşil mercimek yemeği ye diye. Dilimize yedik. Bu etten, tavuktan alması gereken proteini yeşil mercimek yemeğiyle destekleyebilirmiş. Size böyle bir bilgi vermiş olayım. Şimdi suyunu ekliyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. Havaya bakın ya. Gök gürlüyor şu an. Şimşek çakabilir her an için. Çok kapalı ve yağışlı. Neyse, kapatalım. Patatesim de oluyor gençler. Şöyle. Burayı bir posta çıkarttım bile. Biberim bu kadarcık kalmış. Yapacak bir şey yok. Bu kadar yapacağım. Yemeğim de artık iyice çekmeye başladı. Gençler, yoğurt sosumu da hazırladım. Ama sarımsak da kalmamış evde. Bayağı alışverişe gitmemiz lazım. Böyle yoğurt, ranch sos, birazcık karabiber ve sumak ekledim. Kendimce böyle bir sos yaptım. Güzel olduğunu da düşünüyorum. Tadına baktım, gayet güzel. Evet, böyle oldu gençler. Yemekten belki bir tabak daha koyarım. Şimdilik bir tabak koydum. Makinenin temizleme işlemi bitti. Sonrası için bir şey demiyor ama ben koyu renkliler vardı, onları atacağım şimdi. İnşallah sıkıntı çıkmaz. Şöyle biraz makyaj yapacağım. Çıkıyoruz şimdi Emre ile. Emre ile barıştık. Söylemesi ayıp. Affettirdi kendine. Buraları Emre izlemez inşallah. Dünden beri tripliydim ben. Tripli kız muhabbeti var ya, o tripten değil bendeki. Size de hep böyle soruyu cevap yaptığımızda kavga ettiniz mi sorusuna cevap veremiyorduk, artık veririz. Ama biraz üstünden zaman geçti. Neyse, çiçek almış. Dün kapıyı açtım işte, zil çaldı. Bir baktım, kapıda çiçek sepeti. Saksı da böyle, beton saksı da. Gösteririm size de. Eve başarı, mutluluk, huzur, para falan getiriyormuş öyle bir çiçek. Yani çiçek değil, daha doğrusu bitki. Neyse işte, barıştım. Barışasım geldi. Ha, bu arada yüzüme fondöten olarak şunu sürdüm. Ve numarası tam mı denk gelir ya? Ben gerçekten bu işin gurmesi olmuşum. Tam denk geldi arkadaşlar. İnanamazsınız ama gerçekten tam denk getirmişim. Rengi baksanıza tam cuk oldu bana. Ne peki? Birazcık yüzümüzü şekillendirelim. Şimdi de böyle çıkacağız. Bugün hiç çıkmadık çünkü. Tamam dedik, hava da yağışlı. Bakın şu olay direkt çekik gösteriyor. Ve şu anda şu yanağım falan çok kızıl çıkıyor kamerada. Ama benim aynada gördüğüm öyle değil. Alnımı sürmedim. Nasıl otururum? Benim için en önemli yer biliyorsunuz. Şöyle saç diplerine doğru. İktire iktire. Saçlarımı aslında olma şayla yapasım vardı. Ama bozulacak. Şu ruju deneyelim. Dünkü videoda gördüğünüz her şeyi deneyeceğim şimdi. Bakın böyle sıktırıyorsunuz. Ucu böyle. Güzel bir renk. Bu arada şimdi bir şey söyleyeceğim size. Ucu kirli ya, ben bunu denedim. Ama nasıl denedim biliyor musunuz? Salih'le mutfakta açtım bunu böyle. Denemek için sıktırdım falan. Dudağıma sürdüm. O sıra Emre falan var, babam var karşımda. Aa, güzelmiş rengi falan dediler. Sonra yemeğe oturduk. Hiç aynaya bakmadım ben. Sildim falan. Sonra şu an ilk defa sürüyorum, görüyorum.
Sürümü de çok kolay. Bayıldım. Linkini ekleyeceğim gençler. Trendyol'da satışı var. Renk de muhteşem. Ablam arıyor. Oh, rujları sürüyorsun. Çok güzelmiş değil mi rengi? Evet. Ben de yeni deniyordum. Videodayım. Çok değişik bir kırmızı. Pembe gibi bir kırmızı ama çok güzel rengi. Benim sevdiğim ton. Bir de şu allığı deneyelim. Senin aldığın markanın allığı. Evet, ben bugün sürdüm, çok güzel oldu. Ah, çok aldım. Bunu şimdi bir fırçayla dağıtacağım. Aslında elle daha güzel olur da. Aynen, elle daha iyi oluyor da. Güzel. Zaten artık ben toz allık kullanmayı pek sevmiyorum ya. Hep böyle sıvı. Aynen öyle. Şimdi de bunu deneyeceğiz. Bir sana, bir kameraya. Bir sana, bir kameraya. Çok iyi. Bak bu da şey. Highlighter. Aa, highlighter'ını da mı aldın onu? Sipariş verdiklerim. Aa, güzelmiş. Ben çok beğendim bu markayı ya. Ben de kanka, hem de uygun fiyatlı. Ay vallahi baksanıza highlighter'ına. Ama benim yüzüm çok kırmızı çıkıyor şu an kamerada kanka. Şu an sende öyle değil değil mi? Ay bayıldım. Dur geliyorum. Ne yapıyorsunuz gençler, iyi misiniz? Sevim'in Aralık videoları nasıl gidiyor? Beğeniyor musun? Şöyle konuşun bari. Bak seni de kırmızı çıkarttı kamera. İnsan yüzünü kırmızı alıyor niyeyse. Aa, mavi var üstümde ya. Mavi ve yeşil tonlarında giydiğimde kamera beni öyle çekiyor kanka. Doğru. Maskara da bunu sürelim. Essence. Aa dur, eyeliner sürelim. Kafeye falan gideceğiz ya. Sıkılıyor değil mi insan? Bütün gün evde. Sıkılıyorsun tabii. Nasıl süreceğim ben bunu? Karşımda sen, yanımda kamera. Alışveriş yapacağım. Yılbaşı alışverişi. Ne aşkım? Büyük ihtimalle yılbaşına bizim evdeyiz arkadaşlar. Ben işte annemlerin evindeki çam ağacını alacağım. Evet. Geçen sene almıştık zaten onu da. Süsler falan hepsi orada. Şimdi sadece... Peçete falan alma. Aldım. Ama bak ben çok güzel peçeteler aldım. Onu da getir. Ben de Bulgaristan'dan almıştım. Evet. Evet kanka, onu daha çok beğendim. Arkadaşlar ablamın aldıklarını falan görmek istiyorsanız da onlar da ablamın videosunda yarın. Ben de hazırım. Bitti. Ay rujun rengine cidden bayıldım. Evet çok güzel oldu sana. Evet ben de çok beğendim. Hemen çıkmayacak olsaydık saçıma maşa yapacaktım. Şu yeni aldığımdan. Sadece önlere yapsam nasıl olur acaba? Dur yapayım ya. Direkt ikiye alayım. Şöyle kalın. Gösterdim zaten bir önceki videoda kargo geldi diye. Bunlar Salihli'ye geldi. Şimdi gene dün dedim ya kanka. O şeyleri aldım. Tek bir sayfadan aldım. Tek bir butikten güzel ürünler buldum arkadaşlar. Şimdi alışveriş yaptım. Size gösteririm telefondan. Dedim ki kendi kendime. Ya dedim bu kışlık ürünler. Kışın gözümüzün önünde 100-200 lira fark atıyor kabanlar falan. Yani bu ne demek oluyor? Yaza girdiğimizde artık geçen sene atıyorum Adax'tan 50 liraya aldığımız oversize tişörtleri önümüzdeki sene 80-90 belki 100 liraya alacağız yazın. O yüzden dedim ki ben niye kışlık alıyorum şu an? Kışa yatırım yapacağıma dedim yazlık alayım. Isınmamış daha, yapmadı. O yüzden oversize tişört aldım. 3 tane 4 tane falan. Bir de sweatshirt aldım. Aynı siteden aldım. Onların adresini de annemlere verdim. Çünkü biz zaten birkaç gün içerisinde yine annemlere gideceğiz. Salihli'de doktora çıkacağız. Oraya gitmişken oraya gelsin dedim. Geldiğinde gösterir. Kuaför maşası kanka direkt. Doğal maş. Vallahi çok güzel. Şimdi buraya yapabilmem için bu elimi almam lazım. Lisedeyken yapamıyorduk, zorlanıyorduk, hatırlıyor musun? Evet. Gösterecek kimsemiz yoktu. Düzleştirici yokken ütüyle yapıyorduk arkadaşlar. Biz o dönemi gördük. Hatırlıyor musun? Şöyle ütüye koyuyordum kafamı, sen ütüle kanka diyordum sana. Sabah ablam beni uyandırıyordu. Diyordu saçımı ütüle. Dershaneye gideceğin zaman. Hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım ya? Hepsi çok güzel anılar. Şimdi ne var? Ya. Her şey var şimdi. Aa. O şeye cidden bayıldım arkadaşlar. Ama saçımı düzleştirmiştim dün. O yüzden de biraz zorlanıyorum şu an. Ama baksanıza. Şöyle önüme hacim versin sadece. Değil mi? Şimdi inecek zaten. Aynen. Dışarısı yağmurlu. Hadi öptüm, bay bay. Öptüm canım benim. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Sağ ol. Bay bay. Bay bay. Bitki de bu arkadaşlar. Bitki. Şu yeni çıkmış. Paçira bitkisi. Paçira.
Evet. İleride Feng Shui felsefesine falan dayanıyor böyle işte. Allah Allah. Peki çiçeğe çıkıyor mu bunun? Sadece böyle yeşil bitki olarak mı kalıyor? Renkli çiçeği. Rivayetlere göre çıkmıyor da. Hı. Tek tük böyle geceleri bazen çıkıyormuş. Ama çok güzelmiş. Mecbur canlı olduğu için bunu Almanya'ya da götüreceğiz. Evet. Orada da bakarız. Büyüyor mu acaba çok? Teşekkür ederim. Seni de göstereyim artık. Bu videoda. Ya nasılmış? He? İki gün konuşmadım, paçan tutuştu buralarda. He? Öldüm, bittim. Canım benim. Teşekkür ederim bitki keşke için. Sen böyle istediğin şey olsaydı. Ben arkadaşlar biraz yanlış anlaşıldım olmuş da. Emre, ben akşamına şey demiştim işte yılbaşında. Eve dedim kokina alacağım. Kokina çiçeği de yılbaşına döneminde alınan yani o dönemlerde alınan ve o da yine böyle mutluluk, huzur, aşk falan getiren. Ve eğer bir yıl boyunca evde saklayabilirseniz de yani yılbaşında mesela şimdi 2022'ye gireceğiz ya 2023'e kadar bir yıl boyunca evinde saklayabilirsen bozulmadan ev sahibi oluyormuşum. O da böyle bir rivayet. İnanıp inanmamak artık size kalmış. Ben onu söyledim Emre'ye. Dedim ki kokina falan alalım eve. O da ertesi gün bunu sipariş vermiş işte biraz da bozuktuk. Kokina diye puçina. Ne puçina mıydı? Çuçina. Paçira. Paçira. Paçira sipariş vermiş. Ben dün ama kendime kokinamı aldım. Ablama da aldım. Anneme de aldım. Bakınız. Aa kırmızı rujum ne güzel oldu. Çıkalım bakalım. Yağmur da yağıyor. Yağmurluk giyeyim ben üstüme. Bir de çizme giyeceğim. Kendimi yağmura karşı koruyacağım. Emre ile uyumlu giyelim. Aslında daha uyumluyuz da. Evet, kamerada da benim mavim açık çıkıyor. Uyum. Yani. Tamam. Ya üstüm benim böyle, daha açık. Böyle kombin videosu gözükmedi. Hiçbir yerde göremezsiniz bunu. Bir de ben çok kırmızı çıkıyorum şu an. O işte neden oluyor biliyor musun? Üstüne mavi ve yeşil tonlarında giydiğinde yüzünü kırmızı çıkartıyor kamera. Ya bu ne? Biz arkadaşlar arabaya böyle bir şey yaptık. Sağ olsunlar. Canım baldızım ve bacan ağam hediye olarak almışlar. Evet, doğum günü hediyesi almışlar Emre'ye. Şurada bir lazer sistemi var. Lazer sistemi oraya gidiyor. Woohoo! Kamerada daha felaket gözüküyor. Evet, aşkım bunu şey yapıyordu Hüseyin. Heh, bak. Böyle oluyor. Değiştirebiliyorsunuz. Bir de anahtarlık. Bakın. Şurada böyle renk değiştiren BMW amblemli anahtarlık var. Tabii şu an o karanlık ve ışık yoğun olduğu için. Evet, gene gözüküyor. Heh. Çok güzel ya. Canım ablam benim. Dün onlara gitmiştik. Orada verdi. Bir şey daha vardı. Ha, bagajcı düzenleyici. Evet. Arkaya, koltuğun arkasına böyle asıyorsunuz. Gözleri var böyle. O bizim çok çok işimize yarayacak. Özellikle yolculuk yaparken. Şimdi gidiyoruz. Bilo'yu alacağız. Son dakika dedik Bilo'm da bizimle gelsin. O da evde maç izliyormuş. Sonra küçük parka gidiyoruz. Ya resmen anılarım canlandı gözümde. Ama burada bir trafik felçliği yaşıyoruz arkadaşlar. Neden anılarım canlandı? Çünkü ben Ege Üniversitesi'nde 6 ay çalışmıştım diyelim 8 sene olarak ve küçük parka geliyorduk sürekli karşısı olduğu için. Öğlen, akşam hep buraya gelirdik. Çok duygulandım şu anda. Gençler öküz diye bir yere geldik burger yemeye. Şimdi buradan seçtik. Ben yarım öküz aldım. Emre tam öküz. Pardon, Emre Meksikan'la değiştirdi acılı olsun diye. Şimdi ödeme yapıyorlar. Şurası iyi bence. Ya da şurası. Aa, hiç yabancılık çekmeyeceğim benim evdeki sandalyeden. Çok güzel koktu. Kanka çok iyi. Hangisi mayonez acaba? Vallahi bu farklı bir şey. Otlu. Şu neymiş? Kanka bu acı sanırım. Barbekü gibi duruyor ya. Baksana. Semizotlu gibi. Arkadaşlar mekanların hepsi full. İki tane mekana girdik yer yok. Mekandan kastım da şey kahve içmek istiyoruz ama böyle kafe restoran tarzı yerler. Ama yok yer yok. Bistrolarda falan da yer yok. Bak burada yer var ama burada da bizim oturasımız yok. Öğrencilik çok zor arkadaşlar gerçekten. Dolu ya her yer öğrenci kaynıyor. Ama küçük park öğrenci yeri ya. Tabii canım. O da var. Birazcık üşüdüm çünkü şu botlarım su aldı. Ben yağmur çizmelerimi giyecektim. Emre bana bunları giy dedi.
Ben onu düşünemedim. Arabadan inerim ben, direkt kafeye veya böyle bir yere gireceğimizi düşündüm. Fakat yer bulamadık. Park'ın bu sorununu atlamışım. Evet, park sorunu. Ondan dolayı benim bir tanem bu tür şeylere maruz kaldı. Kahve içeceksek şurada önümüzde Arabica var. Arabic Coffee House. Olabilir aslında, sıcak duruyor. Kahvesinin kötü olma ihtimali de çok düşük. Evet. Ne çamur şekeri, ne arabın kahvesi. Gerçekten insanlar buradaymış ya. Biz Gaziantep'te her yer bomboş. Hayat burada, Burnova'da. 2015'te burada yaşadım bu arada. Dediğim gibi. Ve o zaman da buralar doluydu. Burası niye karanlık? Botta mı? Ne haber? Sinirlisin sen sanki. Böyle bir kafeye geldik arkadaşlar şimdi. Şuradan söyledik. Bunu gördüm burada. Emre dedi. Kanka bu biraz sinirli gibi. Kedi dilinden sen daha iyi anlarsın. Göz bebeklerini büyüttü baksana. Bizim Zara böyle yapınca tırmalıyor. Heh, alıştık, tamam. Ay suratı çok güzel maşallah. Çirkin. Ya sen ne kadar uysalsın. Sakin ol. Labrador'u bütün dünya biliyor kardeşim. Biz Marmaris'te Hera'yla gezdik. Bütün turistler durdurdu bizi. Labrador, Labrador yapıyorlar bize. Herkes sevdi Hera'yı. Şomar'ı da bütün dünya biliyor. Git bakayım abi. Şomar alacağım diyor. Almanya'da nereden geldiğimi unutturmasın bana diyor. Şomar alacağım. Ya da Kangal. Kangal zaten. Aynı mı? Aa, en büyük hayali. Şey alakam o kadar. Bilal kardeşim yok peki nezdir. Çocukluk hayalidir, bunu bilmiyorum. Şivava, şivava. Buna şivava çok yakışır be. Pörtek gözlü var ya kanka. Şivavayı seviyorum yalnız. Çok güzel. Ben de çok seviyorum onları. Hani böyle kalkıyor şeyde, yataktan mı bir yerden? Böyle ağzı yüzü dağılmış. Bilir misiniz o fotoğrafı? İki tane alacağım. Bir şivava, bir de kangal alacağım. Hayvan şaşırsın. Senin buysa... Ben neyim? Ben neyim? Almanya'da köy hayatı yaşamayı düşünüyorum. Evet. Almanya'da bir köye yerleşeceğiz. Bahçeli. Kardeşim 10 tane iğneyi alıyorsun. Arkaya teşhisatını kuruyorsun. Sen işte bu iş. Manyak ya. Yine araba muhabbetinin ortasında kaldım. Mazda al. Şuraya oturduk bu arada, yazıyor zaten. Mazda 323. Mazda. Ben Mazda sürmüştüm bir keresinde. Emre'ye onu sordum hala üretiliyor mu diye. Şu an Avrupa'da lider dedi. Şok oldum. Bir tane erken arasında kalınca araba muhabbeti. Allah'tan maç izleme muhabbeti yok arkadaşlar. Ve genelde iş güç konuşuyorlar. Ne dedikodu yapıyor biraz. Coin boyun konuşuyorlar. Coin dedikodusu yapıyorlar. Alt coin, üst coin. Sonra Almanya'dan alınabilecek en iyi arabaları araştırıyorlar. Sonra bakıp diyorlar ki ya, ama böyle 2 saat falan bakıyorlar öyle düşün. Bakıp diyorlar ki nasıl 2-3 ayda bir değiştireceğiz ya. Almanya'da köy evi bakayım kendime. Köy evi deyince yanlış anlamayın arkadaşlar, şu garajlı olanlar. Yazın devam hazırlanın. Hayaller hayatlar gidip apartmanda yaşıyormuş. Ama gerçekten çok istiyorum. Kaldık. Emre de onlarda daha uygun fiyatlı olduğunu söylüyor ama şehir merkezi uzak olduğu için işte böyle hayat yok diyor. Biz bayağı bir oturduk yani sanırım 3-4 saattir falan o taraflardayızdır. Özlemişim Bornova tarafını bilmeyenler için. Yani eskiden takip edenler de belki bilmiyordur. Biz aslında ablamla birlikte yani ailecek İzmir'de yaşıyorduk ve Bornova'da yaşıyorduk. 2009-2010 yıllarında Manisa Salihli'ye taşınmıştık. Ve Bornova'yı ben avcumun içi gibi bilirim. Çok severim Bornova'yı. İzmir'de böyle en sevdiğim yerlerden biridir gerçekten. Çünkü çocukluğumuz orada geçti. Ve fuar tarafı, Alsancak tarafını çok severim. Çocukken çok giderdik çünkü. Isındığım bir yer olduğu için ve bayağıdır da Bornova tarafına gitmediğim için bugün gerçekten benim için keyifli bir gün oldu. Emre gönlümü, ekstra gönlümü aldı diyebilirim. Eve gidince ben şu an izlediğiniz videonun editine başlayacağım. Yani siz de ertesi günü izlemiş olacaksınız. Yarın da, yani bundan sonraki videoda planlarımız şu yönde. Metro Market'e ve İstinye Park'a gitmek istiyoruz. İzmir'e İstinye Park açıldı biliyorsunuz. Ve biz daha hiç gidemedik. Çünkü biz burada değildik. O sırada Salihli'deydik hep. Sonra da Bulgaristan'a gittik. Derken kaçırdık. Bir de Metro Market'ten yılbaşı alışverişi yapmak istiyorum işte. Böyle evi biraz yılbaşı konseptine çevirmek istiyorum. Noel havası böyle ışıl ışıl olsun.
Işıl ışıl her yer, her yer sanki. Bip.